Kova ve yükselen burcu kova olanlar. 22-28 Ağustos haftasındayız. Ve bu hafta Ağustos ayı biterken 27 Ağustos günü Başak Burcu'nda bir yeni ay doğacak. Tabii ki bu yeni ay yeni tohumlar ekecek, bizim hayatımıza yeni konuları getirecek ve çözüm bekleyen konulara da çözümler bulmamızı işaret ediyor. Şimdi bu hafta önce yeni aydan başlayacağım. Yeni ayın etkileri bu arada Cuma, Çarşamba'dan itibaren zaten devrede olmaya başlayacaktır. Finansal konularınızı işaret edecek değerli kovalar. Kredi mi alacaksınız? Borç mu isteyeceksiniz? Kredinizi mi kapatacaksınız? Bir ev mi almayı düşünüyorsunuz? Bir yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Veya yatırımlarınızı paraya mı çevirmek istiyorsunuz? Böyle durumlar olacak değerli kovalar hayatlarınızda. Veya bir borcunuz var bankalarla veya işte diğer başka finans kuruluşlarıyla. Bunları yapılandırabilmek için fırsatlar olabilir. Faizler, sigortalar, vergiler bu işin içinde. Bu bir iş anlaşması gibi düşünebilirsiniz. Mesela eş veya bir iş projesi de olabilir. Mesela eşinden ayrılırsın ve bir anlaşma yaparsın ve bu parayla ilgili olur. Bir iş ortaklığın vardır. Bununla ilgili bir sonuçlanma yaşayacaksındır. Bu konu orada devreye girecektir. Çeşitli olarak değişebilir. Özellikle tabii 4-5 derecelerde kova burcunda yerleşimi yükseleni güneşi olan bir kovaysanız bu dediklerimden daha güçlü etkiler alacaksınız. Bu yeni bir konu olmayacak muhtemelen. Hayatınızda zaten uzun süredir mevcut olan bir konu gerçek manasıyla gündeminize gelecek ve bu alanda da 10 Eylül'e kadar gündeminizde olacak bazı çözümler bulmak için alternatifler getirebilir bu arada. Hemen şöyle baktığımda aslında size destek olan da bir yanı var aynı zamanda yeni ayın. Çünkü mesela beklediğiniz paralarda diyelim. Mesela bir para bekliyorsunuz. Bir yatırımınız var. Onunla ilgili bir beklentiniz var. Orada biraz zorlayıcı olabilir açıkçası. Hani şansa dayalı paralarda diyelim. Bazı krizler söz konusu olabilir. Onu şimdiden hatırlatayım. Temkinli olun diyorum. 10 Eylül'e kadar bu arada daha 10 Eylül'de daha belirgin olacaktır sonuçlar. Ama muhtemelen ciddi bir para, güçlü bir para sirkülasyonu gündeminizde yer tutacak. Bu bir aileyi ilgilendiren konu da olabilir. Miraslı mesela, alım satımla ilgili bir şeyler de olabilir. Dediğim gibi evlilik, ortaklık, iş anlaşmaları gibi farklı projelerde de yine kendini gösterebilir. Şimdi bu haftaya baktığımızda, 22 Ağustos haftasının ilk iki gününde iş hayatı, sağlıkla ilgili konular, günlük rutinleriniz, evcil hayvanlarınız, beslenme programları gibi konular burada gündemde olacak. Özellikle sağlıkla ilgili konular belki bir tık daha önemli olabilir. Çarşambadan itibaren ise ayın pozisyonu sizin zaten evlilikle, ortaklıkla ve diğer kişilerle yaptığınız anlaşmalarla ilgili alana giriyor. Bir anlaşma söz konusu olabilir. Bir teklif söz konusu olabilir. Veya mevcut durumda bazı krizler çıkabilir, anlaşmazlıklar. Bir anlaşma vardır, bir şey varmışsınızdır, bir sonuç bekliyorsunuzdur. Orada birden sıkıntı, bir engelle karşılaşma olasılığı olabilir. Çünkü Venüs-Satürn karşıtlı olacak bu hafta içi burada. Hemen hafta sonunda Ay Başak Burcu'na geçiyor. Yeni ayda zaten 27 Ağustos Cumartesi günü doğacak. Bu alanınızda ve önümüzdeki bir ay aslında 15 gün ama güneş bir ay burada kalacağı için finansal konular gündeminizde ödemesi gereken, alınması gereken, satılması gereken vesaire 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 bu alanda aslında işi olan, beklentisi olan tüm kovalar için bir fırsat olabilir bu ay. Değerlendirilmesi gerekebilir açıkçası. Doğum haritanıza bakınız lütfen. Doğum haritanız etki alıyorsa bu dediklerim. Evet yaşanabilir ama etki almıyor da olabilir sevgili kovalar. Mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.